Oh, cezadan nefret ediyorum. Bu haksızlık. Burada bir sürü yiyecek, içecek yasaktır uyarısı var. Aman tanrım, orada bir öğretmen de varmış. Sınıfı kolaçan ediyor. Üstelik işi çok sıkı tutuyor. Hey, sınıfa asla yiyecek, içecek getirilemez. Of, tamam anladık. Demek burada açlıktan ölmem lazım. Tabii yakalanmazsam durum değişir. Bir lollipopu saklamak basit bir şey nasılsa. Şu sınavlara notlarını vereyim. Yanlış cevap. Güzel kokuyor. Sabırsızlanıyorum. Hemen açmam lazım. Aman tanrım, tadı müthiş. Bir saniye. Bu ses nedir? Mandy? Sınıfta yiyecek içecek olmasıyla ilgili ben ne dedim? Yiyecek yok dedim. Mandy, o elindeki nedir? Hemen at onu. Of, peki. İşte fırlattım gitti. Güzel. Yine sınav kağıtlarına gömüldü. Oh, kamera. Şş, bu aramızda kalsın. Daha önce buraya bir sakız zolalamıştım. Hala içinde aroması kalmış. Öğrenciler yiyeceğin yasak olduğunu neden bir türlü anlamıyorlar? Ne? Oh, bir saniyeliğine yine beni yakaladığını sandım. Oh, balon. Ha, buna inanamıyorum. Bu son zamanlarda şişirdiğim en harika balon. Mandy, sana sınıfta yiyecek konusunda ne dedim ben? Yiyecek getirmek yasak. Şimdi onu derhal bana ver. Ah, bu ceza sınıfında resmen açlıktan öleceğim. La la la, kuşları seviyorum. Kuşlar harika, la la la. İşte harika papağan resmim ortaya çıkmaya başladı. Pekala, şimdi başka ne renk keçeli kalemim varmış bir bakayım. Tüh, görünüşe bakılırsa yok gibi. Ha? Çık çık. Yalnız kuşça konuşamıyorum. Vurma bana. İşte bu senin. Ben yaptım. Boş bir şişenin içine biraz pamuk koyuyoruz. Sonra biraz mürekkep ekliyoruz. Daha sonra aynısını daha fazla pamuk ve farklı renkte mürekkeple tekrarlıyoruz. En üstte ise ben mor renk koymuştum. Bundan sonra kapağını kapatıp fosforlu bir kalem alıyoruz. Bu kalemin ucunu şişenin ucuna takıyoruz. Tada! İşte sana yaptığım rengarenk keçeli kalem hazır. Vay canına, inanılmaz. Şimdi papağanımı istediğim gibi boyayabilirim. Bak, ne diyorsun? Kuş resmimi bitirdim. Cik cik, beğendim. Aferin sana. İşte yine bir okul günü ve ben okuldayım. Çok güzel bir kız. Bir saniye, orada neler oluyor öyle? Niye o kızla flört ediyor? Hop, olamaz. Maçın en iyi anıydı. Gerçekten. Mandy? Neler oluyor? Onunla nasıl flört edersin? Eh, yeter artık. O zaman ben de biriyle flört edebilirim. Ne diyorsun buna bakalım? Eğer olay böyle olacaksa senden ayrılıyorum. Bir dakika. Bu artık serbest olduğun anlamına mı geliyor? Çok güzel kokuyor ve cildi de yumuşacık. Ne? Bana dokunmayı kes. Hadi uzaklaş benden. Üzgünüm Mandy ama aklıma bir fikir geldi. Senin gerçekten erkek arkadaşın olacağım. Mandy ile randevulaşacağıma inanamıyorum. Müthiş olacak. Onun kesin en iyi erkek arkadaşı olacağım. Kolumu öyle tutmasının şokunu hala yaşıyorum. Tamam, onun sütlü çikolataya bayıldığını biliyorum. Çiçek de aldım, saçlarımı düzelteyim. Oyuncak ayı da aldım, artık hazırım. Oo, çiçekler harika kokuyor. Mandy ile buluşmanın zamanı geldi. Theo neredesin? Çok yalnızım. Arka bahçenizden gerçekten bir dinozor mu çıkardın? Çok etkileyici. Ama tanrım, bunu izleyemem, çok gerildim. Sen de korkmadın mı? Şimdi ne olacağını hiç görmek istemiyorum. Bu benim için çok fazla, yani şuna bakar mısın? Senin erkek arkadaşın olmak istiyorum. Çok ürkütücü. İyi de o nereden çıktı? Saklanmam lazım. Belki buraya çıkarsam beni bulamaz. İğrenç, burası toz ve pislik içinde ama başka şansım yok. İşte dolapların üstüne çıktım. Burada bana ulaşmasının imkanı yok. Bir dakika. Mandy, neden buradasın bilmiyorum ama endişelenme, seni buldum. Beni çabucak nasıl buldu ve böyle kolayca tırmandı? Üstüm başım mahvoldu. Amanın, gitmiş, kaçayım hemen. Ne yapacağım? Her yerde peşimde. Ne istiyor ki? Yoksa beni öldürecek mi? Hayır, daha da kötüsü, benimle çıkmak istiyor. Mandy, hadi ilk öpücüğünü ver. Hayır, asla. İmdat, o peşimde, bana hediye vermek istiyor. Yine saklanmam lazım, belki dolaplardan biri açıktır. Hayır, bu da değil. Hadi ama. Bu açık.
Şimdi şunun içine sığmam lazım. Of, çok dar burası. İşte geçtim. Dolabın tuvalete açıldığı kimin aklına gelirdi? Tamam, geliyorum acaba. Mandy, ben de senin sevdiğin çikolatalardan var. Demek bu dolabın içinden geçmiş. Yok, bir şey duymuyorum. Belki de izimi kaybetti. Bir dakika, bu neydi? Mandy, orada olduğunu biliyorum. Girmesin diye kapıyı da kilitledim. Tanrı'ya şükür. Neyse ki tarağım bu kapıyı açıyor. Bir dakika, kilit açılıyor mu yoksa? Ay, olamaz olamaz, ne yapacağım şimdi? Kapıyı açmasın diye montumu kullanmam lazım. İşte artık içeri giremez. Ne yapacağımı şaşırdım. Ama en azından nihayet güvendeyim. Seni seviyorum. Ve çok yorgunum. Ama gözlerimi açık tutmam lazım. Çok uykum geldi. Bir dakika, ne? Sanırım bütün kalemi açmışım. Şimdi bu ufacık şeyle yazmam gerekecek. Tuhaf bir durum. Neden o minicik kalemi kullanıyor ki? Minik kalemimin ucu kırıldı. Şimdi ne yapacağım? Çok kötü oldu. Sanırım tekrar ucunu açmam gerekecek. Mandy, kes şunu, saçmalıyorsun. Ne demek istiyorsun? Şu kalemi bana verir misin? Sana bir şey göstermek istiyorum. Bu uçların hepsini istediğinden emin misin? Eminim. Senin sorununu çözeceğim şimdi. Bize tek gereken pipet. İzle ve öğren. Kalemden geri kalanı pipetin içine böyle itiyoruz. Üstelik az pipet kullanmak için iki ucu da kullanabiliriz. Tada! Kalemlerin tekrar kullanımı hazırlar. Çok teşekkür ederim Alex. Harika oldu. Vay canına, şunlara bir bak. Hadi o zaman, işe yarıyor mu bir bakalım. Evet, yarıyor. Artık bunlarla yazmak çok kolaylaştı. Gün bir anda ilginçleşti. Tekrar teşekkürler. Bu oyun müthiş. Sorun yok, sizde kalabilirdi. İşte sınav kağıdım. Bundan haberin var mıydı? Hayır, ama belki kalp krizi geçiriyormuş gibi yapabiliriz. Başlayabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Sanırım bir fikrim var. Öğretmenim, affedersiniz, tuvalete gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin. Teşekkürler, harika. Belki şey desem, yok. Merhaba güzellik. Ve şimdi sıra planımı yürürlüğe sokmada. Buraya biraz ruj süreceğim. Buraya da biraz süreyim. Harika, alnımı da unutmamam lazım. Çok şeker oldum. Şimdi ruju cildime yedireceğim. Çok güzel bir renk bu. Tamam, başka? Buldum. Benim bu bandanaya da ihtiyacım var. Bunu sıcak suyun altına tutup alnıma yaslayacağım. İşler kızışıyor burada. Bu kadarı yeter. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Dedim ki, enerjim azalıyor sanki. Buraya bakar mısınız? Elveda dünya. Burada neler oluyor? Fena ateşim var. Sanırım dinlenmen gerekiyor. Görüşürüz. Hadi ama bu hiç adil değil. Ama çok akıllıcaydı. Bay. Bakın, ben de öksürüyorum. Hop. Vay canına, bilimin bu kadar ilginç olduğu kimin aklına gelirdi? Mesaj geldi. Of, olamaz. Cina'nın doğum gününü unuttum. Ona bir hediye almam lazım. Buralarda bir yerde kullanabileceğim bir şeyler olmalı. İşte bu iyi bir başlangıç olabilir. Şimdi buna bir hediye bulmam lazım. Bu kurdeleyi kullanabilirim. Çarptığım her yer sonra fena acıyacak. Pekala, artık yaratıcı olma zamanı. İyi gidiyor. İşte oldu. Harika görünüyor. Evet, ama bunun içine ne koyabilirim? Oyuncak bebek mi? Bir bebek daha mı? Tam ihtiyacım olan şey. Olmaz. Peki ya çiçekler? Evet, bu iyi bir fikir. Çok güzeller. Bu arılar nereden çıktı şimdi? Beni soktular. Yok, olmaz. Risk alamam. İşte bu iyi bir fikir. Şaka mı bu? Olmaz. Hadi ama, düşün bir şeyler.
Aa, buldum. Ona bir günlük yapabilirim. Sıradan bir defterle başlıyorsun. Şimdi defterin arka kapağını aç ve kenarına ince bir sıra tutkal sür. Tutkalı sağ ve alt kenarına uygula. Sonra sıra pembe kurdelede. Kurdeleyi tutkala yapıştır. Aynı şeyi başka pembe kurdelelerle alt kenarından aşağı doğru yap. Sonra yeşil kurdelelere ihtiyacın olacak. Onları sayfanın sağ kenarına yapıştır. Arada boşluk bırakmadan devam et. Şimdi defteri kapat. Pembe kurdeleleri yeşillerin içinden geçir. Sonra da yeşilleri pembelerin içinden geçir. Bunu yana ve üste kadar devam ettir. Bununla bir örgü efekti oluşturacaksınız. Şimdi defteri aç ve sayfanın en üstüne bir sıra tutkal sür. Kurdelelerin artanını kıvır ve tutkalla yapıştır. İyice bastırmaya dikkat et. Sonra tutkalı kurdelelerin üstüne uygula. Tutkalı sadece üç kenara uygulaman gerektiğini unutma. Şimdi tutkalın üstüne bir karton koy. İyice yapışsın diye üstüne bastır. İşte ev yapımı bir günlük. Umarım Cina'nın hoşuna gider. Artık doğum gününe hazırım. Sana bir şey aldım. Vay canına. Dolgu şeritleri. Teşekkürler. Cidden mi? Kutunun içine baksana. Aa, tabii ya. Teşekkür ederim. Sen harikasın. Biliyorum. O birçok bağımlılık yapıyor. Çabuk bana yardım etmen lazım. Çok korkuyorum. Bir sınavımız var ve öğretmen çok kötü biri. Hem de en kötüsünden. Ne kadar kötü olabilir ki? Başarısız olursan elime düşersin. Ne yapacağız? Hey! Bir düşüneyim. Buldum. Makyaj malzemelerim. Daha iyi de bu nasıl işe yarayacak ki? Bekle de gör o zaman. Bunu parmağıma süreceğim. Ve sonra? Sonra bunu dizime süreceğim. Ha, ne yaptığını anladım. Bunu iyice yaydığımda gerçekçi görünecek. Çok fena görünüyor. Hadi sen de dene. Ufak bir sorunum var. Sağ ol. İyi bir fikirdi. Bunun başka bir yolu daha var. Lastik tavuk mu? Pardon, çok komikti ama. İşte düşündüğüm buydu. Sınav günü. Ne heyecan vereceğim ha. Öğretmenim, bir kaza oldu da. Ve yine de sınava girmek mi istiyorsun? Gidebilirsiniz çocuklar, dinlenip iyileşin. Aha, of, çok acıyor. Acayip işe yaradı. Evet, sınavdan kurtulduk, yaşasın. Ha, çocuklar, biraz ev ödevi yapmak istersiniz diye düşündüm. Yaşasın, eyvah. İşte elime düştünüz. Kaç! Koş görünüyor. Matthew buna bayılacak. Of. Belki de hiç beğenmez. Bunu düzeltmem lazım. Harika, silgim bitmiş. Neyse, kalem kutumda bir tane daha var. Nerede şu? Bir tane olduğundan eminim. Bir saniye. Şşt. Cina, silgini kullanabilir miyim lütfen? Tabii ki. Al. Pardon. Ay. Çok sağ ol. Makbule geçecek. Tam ihtiyacım olan şey. Silgim hala Matthew'da. Gidip onu göreyim. Ona sürpriz olacak. Of, ne kadar uzakta yaşıyormuş. En azından daha sonra duş almama gerek olmayacak. Keşke yanımda ceketim olsaydı. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ne? Bugün çok güzelsin. Buna inanamıyorum. Üstelik elinde silgim var. Bu çok kötü. Aptal Matthew. Bunu nasıl yapabilir? Ona bir daha asla silgimi vermeyeceğim. Ben şimdi ne yapacağım? Cina, ne? Sen ne kadardır oradasın? Kalem tıraşı kullan. Nasıl yani? Bir dakika, anladım. Teşekkürler. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Önce kalem tıraşı ters çeviriyorum. Sonra altını tutkalla dolduruyorum. En üstüne dolana kadar tutkallıyorum. Şimdi tutkalın sertleşmesi için bırakıyorum. Bu kadar yeter. Tutkal kalem izini silecek. İşte gayet güzel siliyor. Şimdi resmimi tamamlayabilirim. Nasıl? Sana yardımcı olabileceğimi düşündüm ve sana bunu aldım. Ay, çok şirin. Üzgünüm.
Sen okulda birinden nerede saklanırdın? Yorumlarda bize bildir. Ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza göz atmayı sakın unutma.